Buldum. Bu gazla hemen o canavarla mücadele etmem lazım. Şu modeme bir bakayım ben. Ha? İnternet bu kadar uzaktan nasıl çeksin zaten? Şu modemi biraz yaklaştıralım. Umarım canavar taş adamımı yememiştir. Biraz da şu belgesele bakayım. İlginç görünüyor. Vahşi doğada karşınıza çıkabilecek yaratıklar ve yapmanız gerekenler. Bu listeye hayran kalacaksınız. Bir numaradaki canlımız... Kedi. Eğer karşınıza bir kedi çıkarsa onu sevin ve besleyin. Şu tatlılığa bir bakın. Kedi görünce sev. Listemizin iki numarasında Fil Necati. Vahşi doğada onunla karşılaşırsanız yiyeceklerinizi saklamanız gerekir. Bir dürümün kokusunu 2 kilometreden alabilir. Ne? Biri dürüm mü dedi? Necati abi nasıl girmiş bu listeye? Listemizin 3 numarası Bozayı. Vahşi doğada onunla karşılaşırsanız yapmanız gereken şey... Ha? Hadi ama internet. Tam da ayıda kaldım. Ha? O modemi nereye götürdüğünü sanıyorsun Şakir? Vahşi doğada ayıyla karşılaşırsam ne yapmam gerektiğini öğrenmeliyim. Aa, senin bilmediğin ama benim bildiğim bir şey. Tabii ki ellerini havaya kaldırıp bağırman gerekir. Böyle mi? Ne yapıyorsun? Ver şunu. Asıl benim internetim yavaşladığı için taş adamım canavarla yalnız başına kaldı. Hey hey hey! Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bir de üstüne modemin yerini değiştirmişsiniz. Sizin yüzünüzden tıraşımı bitiremedim. Verin bakayım şunu bana. Benle banyoya geliyor. Ha? İyi de baba, internetin senin tıraşınla ne alakası var? Yeni bir model deniyor. İnternette bir tıraş videosu var. 10 yıl genç gösteren sakal. Aslan gibi aslanlar tıklasın. Aa, baba sana doğru bir el uzanıyor. Bu. Modemimi almaya çalışıyor. Berbem, çocuklar yardım edin. Modem giderse siz de internetsiz kalırsınız. Kadriye. Aa, versenize şu modemi canım. İnternetten yoga videoları izleyip esniyordu. Nasıl? Kolum iyi uzanıyor mu? Baba bu modem kimseye yetmiyor. Acaba güçlü bir modem mi satın alsak? Böyle kimse kullanamıyor. Modemimiz yeterince güçlü bence. Baksanıza şuna. Abi ne olur 7/24 çalışıyorum. Yemek de vermiyorsunuz zaten. Azıcık dinleneyim ya. Koç bu koç. 2 durum söyleriz kendine gelir şimdi. Değil mi? Oha, kulaklarım çınladı. Biri dürüm dedi. Hissedebiliyorum. Evet. Şimdi oltamızı sallıyoruz ve... Ve ne? Ve ne? Oltamıza 2 porsiyon dürüm mü takılıyor? Oltamızı sallıyoruz ve çoraplarımızı ters mi giyiyoruz? Açılsana video adam. Bana balık tutmayı öğret. İnternet gitti galiba. Şu Remzi'de az daha para verip kaliteli bir modem alsa keşke. Onun yüzünden evimden internete giremiyorum. Neyse, şu modemi biraz yakınlaştırayım en iyisi. Hop, birader ne yapıyorsun? Aha, balık tutmayı öğrenmişim. Ama modem tutacaktım. Sen modem misin? Yo. Tamam, tamam. Bak, izle şimdi. Ha? Ne oluyor ayol? Modem gidiyor. Yakalayın. Anam ne yapıyorsunuz? Asıl sen ne yapıyorsun Necati? Modemi yaklaştırıyorum. Necati ta kendi evinden bizim internete girmeye utanmıyor musun?
Bir de internetimizi mi götüreceksin? Hayır efendim. Modem böyle geliyor. Kaledem, bunun için mi kavga ediyorsunuz? Ayıp değil mi? Şu halinize bakın. Ama dede, internet... İnternet minterbet. Herkes akıllı uslu duracak. Bundan sonra kutuyu isteyen sırayla benden alabilir. Remzi, Peyami dedeye virüs mü yaysak acaba? Mahvetti bizi. Bana virüs işlemez. Kereviz suyu içip duruyorum. İsteyen internetini gelip benden alabilir. Tada! Sakalım bitti. Nasıl olmuş? 10 yaş genç görünüyor muyum? Cevap yok. İşe yaramamış. Evet. İnternet çırası. Dur dur Peyami baba. Bak sana ne yaptım. En sevdiğin yemek. Sıra Kadriye'de. Ama bu haksızlık. Sıra bende olsun mu? İnternet senindir. Ama interneti en çok ben istiyorum. İnternet senindir. İnternetsiz yapamam. İnternet senindir. Aa, daha yemek tarifi bakacaktım. İnternet senindir. Dedemi en çok ben seviyorum. Şakir yeni yöntem buldu. Benim boyum mu uzamış? Yemek tarifi. İnternet, internet, internet. Peki, peki, peki. Yeter. Ben haksızlık yapmayacağım. Sıra bende. İnternet benim hakkım. Peyami dede, izin verirsen internette bir arkadaşa bakıp çıkacağım. İnternet Necati'nindir. Ben gidiyorum. Biraz Canan'ın profiline bakayım. Ne zamandır görüşmüyoruz. Profil de profitrol gibi. Çabuk ne istediğini söyle. Kafamda bin bir türlü şey var. Mirket abi ne yapıyorsun? Hiç sorma. Arada bir kafamı çalıştırmam gerekiyor böyle. Sen ne istiyorsun onu söyle. Evdeki modem uzakta olduğu için internetim çekmiyor. Al bitti. Aa, teşekkür ederim. Çok hızlıydı. Yalnız dikkat et, yön tuşu yukarı dönük olmalı. Yoksa tam tersi şekilde çalışır. Tamam tamam, görüşürüz. Kafam çok dağınık. Ben bakkala kadar gidiyorum. Gelene kadar modem Şakir'de kalacak. Oley! Taş devri oynamaya! Ama bu haksızlık. Peyami dede, sen gelene kadar Şakir taş devrinden orta çağa atlar. Sus bakayım sen. Hohoy! Ben de meyvenin üstünden atladım bak. Şunu da takalım. Şimdi o belgeselin devamını izleyebileceğim. Ha? Yön tuşunu unuttum. Bu oyun bir harika. Ay ne oluyor? Nereye geldik? Affedersin, buradan orta köye minibüs kalkar mı? Uta sola. He? Ne dedi? Sahilden kalkıyormuş ama bu saatte geçmezmiş. Nereye geldik biz? Neler oluyor? Burası benim oyunumun içi. Taş devri oyunuma ışınlandık. Eyvahlar olsun. Arkadaşım, bir kere de şöyle Alaçatı'ya, Bodrum'a ışınlanalım. Ha, ha, ha. Ha? Ha? Durun. Olamaz. Affedersin, burada kablosuz ağ var mı acaba? Buradan acilen kurtulmamız lazım. Canavarlar, düşman kabileler, bu oyun çok tehlikeli. Oğlum nasıl açtıysan kapa şu oyunu. Ben bir şey yapmadım ki. Kim yaptı o zaman? Ben. Kızım, sen mi? Ben bekliyordum. Şuna bakın, tam bir suçlunun yüz ifadesine sahip. Bir de benim yüz ifademe bakın. Gayet internetsiz, canı balık ve lahmacun çeken üzgün bir fil suratı. Siz internet sırasında haksızlık yapınca ben de kendi yöntemlerimi denedim. Mirket abiye internetin daha iyi çekebilmesi için bir cihaz yaptırdım. Yalnız cihazı ters yönlü çalıştırmışım. Geri dönmemizin tek yolu cihazı doğru yönde tekrar çalıştırmak. İyi de evde kimse kalmadı. Peyami baba dışında. Buna mesaj yollamanın yolunu biliyorum. Karşıdaki dağın tepesinde bir haberleşme kulübesi inşa etmiştim. Oraya ulaşıp Peyami dedeye mesaj yollayabiliriz. O da cihazı çalıştırır. Tabii mesajımızı görürse. İyi de nasıl gideceğiz? Hebele hübele çok çok tukutu kat kat git kat. Oo, Şakir en sevdiğim şarkıyı söylüyor. Ben de söyleyeceğim. Hatata botato çıkı çıkı fiş fiş. Ne yapıyorsunuz oğlum, şaşırdınız mı siz? Oyunun içindeyiz, şifre yazıyorum ben de. Bu oyunu benden iyi bilen yok. İzleyin şimdi. Hebele hübele çok çok tukutu kat kat dik foş foş 26 ASD. Oo,
Hiç dinozora binmemiştim. Aman oğlum dikkatli sür. Dinozorlar taş devrinde çoktan yok olmuştu bir kere. Oyundayız işte, çok düşünme, atla tepeme. Peki. Dinozorların gücü adına. Lahmacun şifresi yazsana. İyi pişmiş olsun. Necati abi, ne lahmacun şifresi? Bir tek dinozor şifresi biliyorum. Bir de dil hilesi. Dil mi? Yapsana bakayım neymiş. Patata moyot 1-2-3, 1-2-3, çikırtık çikıtot. Yok ama. Yok. Evet. Beyefendi lütfen durun. Size saldırmak. Beyefendi lütfen durun. Dinozorlarınız lütfen. Size saldıracağız. Aa, çok nazik bir dil konuşur oldular. Keşke Necati abinizin de böyle şifreleri olsa. Emniyet kemerini taksaydık keşke. Niye durdun? Kulübe dağın tepesinde. Motor hararet yaptı. Yaya olarak çıkacaksınız artık. Ne motoru? Ne harareti? Dinozorsun sen. E konuştuğuma inanıyorsun da gerisine mi inanmıyorsun? Hadi ben kaçtım. Bye. Durur musunuz lütfen? Lütfen durun. Hapse atacağız dedik sizi. Sizi hapse atacağız. Geliyorlar. Çabuk çıkalım. Burada da yoklar. Ama neyse, sıkılıp gitmişlerdir belki. Bu neymiş? Taş devri oyunu mu? Oo, benim zamanın insanları. Dur bakayım şuraya tıklayınca ne oluyor? Kocaman bir ayı oluşturdum sanırım. Her şeye tıklayayım en iyisi. Oo, her şey birbirine girdi. Ayı! Bakalım Şakir'in yöntemi işe yarıyor mu? Her gördüğüm bana bağırıyor böyle. Kimseyle düzgün konuşamıyorum. Ama ben kimse yüzmek istememiştim. Sonuçta işe yaradı. Kaya geliyor. Oo, işte taş devri diye ben buna derim. Yanımda hep bir olta olur. Zaman yok. Koşmaya devam edelim. Ha? İşte yoga derslerinin işe yarayacağı zaman. Oo, Kadriye duruma hemen el attı. İşte geldik. Benim sakalım bir işe yaramadı. O saçma sakalı kesmen gerektiği konusunda hemfikiriz demek ki. Peyami dedeye mesajı yolladım. Umarım görür. Oo, Peyami dedeye kaldıysak... Işınlanmamız yıllar sürer. Daha mesajı okuyacak da, cihazı çalıştıracak da. Hayır, kendisi bir kere kaplumbağa. Adı bile yavaş. Kaplumbağa. Necati! Kurtulduk! Oh, internetsizlik de iyi geldi ayrıca. Özlemişim sizinle böyle macera yaşamayı. İnternetten biraz uzak kalabiliriz artık sanırım. Aynen öyle. Şimdi ben şu modemi alıp odama kaldırayım en iyisi. Hey! Bu Remzi'nin yalancı suratı. Gel evet. Buraya. Benim hakkım. Bunlar akıllanmadı. En iyisi taş devrinde biraz daha tatil yapsınlar.